Herkese selamlar arkadaşlar, ben Cin. ADC Öğretici video serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Flywheel oynayacağım ki bu seri sadece birkaç videodan değil, bir 10 videoyu geçeriz yani. Birkaç videodan ibaret olmayacak. Arkadaşlar haberiniz olsun, hemen videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlarım mid lane'e gitti, dereceli maçtayız. 3 girdik ve bu videoyu izlerken siz oynuyormuş gibi izleyin abi. Benim yapacağım hareketleri hani aklınızda kasayarak izleyin abi. Sadece böyle bir şeyler dinlemek için değil. Benim yaptığım hareketleri farz edin ki siz de oynuyorsunuz. Size bu videoda her şeyi göstereceğim. Demek sen bana base atarsın ha. Seninle görüşeceğiz. Bu arada lane'de solo oynayacağım ama bu Angel neden benim lane'ime geliyor anlamadım. Neyse birazdan ona yazarız. Onu bot lane'e yollarız. Solo ne yapmam gerektiğini işte vesaire her şeyi anlatacağım. Her videoda farklı şeyler, aklıma gelen her şeyi anlatacağım size. Şöyle gidelim, lane'i aldık. Şuna da bir yazalım. Şimdi karşımda Leomord var. Leomord her ne kadar Flywheel'a karşı böyle late'de o kadar güçlü olmasa da Leomord'un hasarı çok fazla. Biliyorsunuz Q'su özellikle shield atabiliyor. Şunu bir alayım ben. Hop, teşekkürler. Hani shield atabiliyor, kalkan kazanabiliyor yani arkadaşlar. Q'su hem hasar verip kalkan kazanırken W'da da kaçabiliyor aynı bu şekilde. Bu arada rakiple takasa girerken adamın size vurabileceği hasarı bilin abi, tamam mı? Adam size 500 vuracaksa siz gidip ona 300 vurursanız adama bedavaya hasar yazdırmış olursunuz. Bu da boşuna takas yapmış olursunuz. Gereksiz bir şey olur. Sonra gank yersiniz, ölürsünüz. Adam üzerinize atlar, keser sizi. Hani bunları dikkat ederek oynayın. Hesaplayın. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Bütün şampiyonları oynayarak başarabilirsiniz yani. Bunu adamların üzerine size ne kadar vuracağı yazmıyor maalesef. Abi şu kapıyı bir kapatın, videodayım ya. Hani bütün şampiyonları deneyerek, pratik yaparak, oyunu sürekli maç spamlayarak öğrenirsiniz. Bunlar basit şeyler. Sürekli maç oynayarak bunları yapabilirsiniz. Önemli olan oyunu okumak abi, tamam mı? Asıl önemli olan şey bu. Şimdi bu adam normalde benim üzerime atlasa beni var ya paramparça eder ama ben sürekli mesafemi koruduğum için onu o şansı tanımıyorum abi. Çok zora gelirse bu adamla birebire girerim. Şimdi kaçıyorum. Bu flash'ımı atmak zorundayım. Neden attım bu flash'ımı? Üzerime atlasaydı ben orada yamulacaktım. Birincisi ya base atacaktım ya ölecektim. Hop, şöyle dürtelim. Atacağı yeteneği biliyorum arkadaşlar. Hani bunu aranızda bilenler vardır ama bunu yapmayan çok fazla oyuncu var. Hemen şu minyonları da alalım. Ne yapıyor abi? Bu ne yaptı? Adamın yaptığı şey gördünüz mü? O neydi? Bunlar primate, güzel. Biraz zorlu bir lane olacak demek. Gelemeyeceğim oraya, canım az. Böyle uzaktan. Anne şu kapıyı açmayın, videodayım ya. Eyvah, Osman içeri attılar. Güzel, aldık bunu. Burada birisi var galiba, yokmuş. Tuttu mu? No. Bir de bu arada arkadaşlar lane'de solo'ydum ya. Ölmemeyin hani yine konuşamıyorum. Hani ölmeyin dememin sebebi şu. Bir kere öldünüz mü abi kafadan bir sürü gold'unuz gidiyor. Adam öne geçiyor, bu bir. Bu iki kat gold farkı demek. Hani adam öne geçiyor. Adam para basarken kaç geriye doğru kanka, çaldırdık mı onu? Bir saniye arkadaşlar, şu fight'i yapayım. Benim bu ormanı, neyse şuradan gidelim. Hani ben geriye düşüyorum, benim gold'um stabil olduğu yerde sekiyor böyle. Olduğu yerde duruyor ama adamın gold'u katlanıyor. Bu da ne demek oluyor? Adam iki kat fazla gold kasıyor. Ölmeyin dememden kastım bu. İlk 3 eşyayı olmamız lazım. ADC'de en önemli şey 3 eşyadır. Ne kadar erken 3 eşya olursanız o kadar erken kill alırsınız. Takım savaşlarında öne çıkarsınız. Adam kesersiniz. Plays yaparsınız. Aklınıza gelebilecek her şey. Ölmeyince de haliyle bunlar daha hızlı oluyor. Yani kafadan bunu birinci kural olarak mı artık yazarsınız bilmiyorum ama ölmeyin abi. Bu yani. Taktik bu. Aldım mı ben onu? Güzel, onu da aldım. Bu arada bu adamlar primate, bana dive girebilirler. Angel çünkü beni burada yalnız bırakacak.
Ama sorun olacağını pek düşünmüyorum. Ben şu an gold bakımından iyiyim yani. Sürekli farm alıyorum. Bir lane bir orman, bir lane bir orman artı iki yengeç aldım. Ve bir kill aldım. Ya bunlar tamamen ben ölmedim. Ondan kaynaklanıyor. Ölseydim... Videonun başını şey mi yapsam? Ölmeyin. Ölmeyin lan. Bu adam şimdi Helcurt gelirse bunun piresi büyük ihtimalle güzel mid de. Bu adamla bir vs atarım. Ama bilmiyorum. Deneyeceğim. Şu an yanlış yapıyor. Kulenin altına girmesi yanlış. Hop baba. Güzel. Adam yanlış oynadı. Normalde ben o kuleden iki tane basic atağı adama vurduramasaydım o adam beni alırdı. Eşit şartlarda ama şimdi şöyle bir durum var. Eğer o adam o kuleden o hasarı almasaydı yine de ölecekti. Bunun sebebini size söyleyeyim. Bana vurması için bana yaklaşması lazım. Yaklaşmazsa ben onu range'imle takip ederim. Hani o zaman ölür. Ama bana yaklaştığında da kuleden hasar aldı. Adam yapacak bir şey kalmadı yani. Tamamen. Tam birazcık şansi bir durum da olsa, hani şanslık bir durum da olsa bunlar basit şeyler. Uygulanabilecek şeyler. Bu arada bu adamın ne işi var burada? Yine geldi buraya. Üzerine gitmiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Mesafemi ayarlıyorum ama üzerime atlasa bile bunlar minyonsuz girecek bana abi. Yok yok. Burada yapacağım hiçbir şey yok. Ya burayı artık yani hiç kimse bir şey yapamaz. Orada üzerine hani mesafemi ayarlıyorum dedim ya arkadaşlar. Adamın bana Q atıp susturacağı mesafeyi hazırlıyorum. Çünkü adam ben onu orada birazcık yaklaşsaydım vurmak için direkt Q atacaktı. Ben kulenin oraya gitmeden ölecektim. Tamam her halükarda öldüm ama bu o kadar önemli değil şu anda. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu tarz durumlarda artık yapmamız gereken tek şey diğer takım arkadaşlarımızın bir şey yapmasını beklemek. Bunlar da yapacak bir şey yok. Ama şimdi birazdan güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Çünkü çok fazla öndeyim. Kulemin gittiğine hiç bakmayın. Birazdan yargılarız. Çünkü 3 eşya da olacağım. Kaç dakika sonra. İkinci eşyam tamamlanacak. Bunları oynarız bu arada. Bunları oynarız. Oynarız. Alırız. Onu alırız. Güzel o öldü. Bunları da oynarız. Gelirlerse oynarız. Bakın W'mu kullanmadım. Adamın zıplatacağı ikinci şey pardon üçüncü siteye beklettim. Direkt orada bassaydım alırız kanka bunu. Devam et buna. Güzel öldü bu. Bunu da oynayabiliriz bu arada. Ne dersin? Yapalım mı bir manyaklık? Güzel. Şimdi alacağım ben bunu. Geriye doğru takla. Hop öldü o. Cici. Adamın yapabileceği bir şey yok çünkü. Öleceği çok bariz belli. Osman, Osman öldün mü? Ben bunları oynayabilir miyim arkadaşlar? Oynarım bence. Ben ne diyorsunuz? Gel bakayım buraya gel gel. Can çalmaya çıktım ya. Can çalmaya çıkan için. Hadi bakayım. Sen bir dön bakayım evine. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Buna bir takla. Vur buna. Güzel güzel güzel. Bunu da alırız. W'nu beklet. Aa, kaç 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 kaç. Güzel. Bekletemedim orada. Basmam lazımdı. Direkt tekmesi geldi çünkü. Tamam bu da öldü. Bunu da aldık. Angel çok iyi ulti attı. Atmasaydı da öleceğimi pek sanmıyorum orada. Çünkü hasar atamadılar bana range'imi sürekli uzun tuttuğum için. Bu arada bu tarz gameplay'leri diğer ADC'lerde de çekeceğim arkadaşlar. Clint'te çektim, şimdi Flyable'da çektim. İşte Yusun'sandır, Irithel'dir, Lazlay'dir, Moskov'dur hepsinde gelecek. Hepsinde yapacağım şeyleri, oyunda yaptığım, hani izlediğim yolları görmenizi istiyorum. Çok zor değil yani açıkçası. Çok kolay da değil. Sadece pratiğe bakıyor. Şimdi boş durmuyorum abi. Hemen farmlıyorum. Adamları kestik diye direkt üzerlerine koşmama gerek yok. Çünkü haritaya baktım. Kontrol ettim. Haritada ormanlar var. Ve gelen wave'ler. Gelen wave'ler var ya şu karşıdan gelen minyonlar. Onları haritada görmezseniz nasıl kontrol edebilirsiniz? Size söyleyeyim. Bizim kendi minyonlarımız çıkıyor ya arkadaşlar. Haritadan kendi minyonlarımızı görebiliyoruz. O minyonlarla karşının minyonları da aynı anda çıkıyor. Çıkma süreleri ve yürüme süreleri aynı. Tabii birileri tutarsa bunun gecikme ya da erken gelme süreleri değişebiliyor. Hani bu da aklınızda bulunsun. Karşıdaki minyonların nereden ne zaman geleceğini ona göre hesaplayabilirsiniz. Bu adam gelirse oynarız bunu. Bu beni kesemez. Flash'ım da var çünkü. Ona geliyorum. Onu oynarız. Girdi mi o sana? Tamam ölür bu. Devam devam. Gireceğim ben ona. Bu öldü. Flashladım burada. Bu yaptığım agresif flash'ı siz yapmamaya çalışın.
ben takım arkadaşlarıma ve kendime güvendiğim için böyle bir agresif oyun sergileyebiliyorum. Hani öğretici video ya, o yüzden size belirtiyorum. Bu tarz flash atmayın adamların üzerine siz. Çünkü benim yanımdaki adamlar da ben de sezon 1'den beri bildiğiniz sürekli oyunu oynayan insanlarız. Ya bu tarz şeyler yapmamızın sebebi ya canımız sıkılıyor ya da ne yapacağımızı bildiğimizden dolayı. Ya orta seviye oyuncular ya da bu tarz öğrenme aşamasındaki oyuncular bu tarz hataları yapmasın arkadaşlar. Flash hayat kurtarır abi. Geliyorum ona. Gir ona, bunu aldık. Şimdi bunlar bu dakikadan sonra hiçbir şey yapamaz ki. Niye yapamazlar? Ben 4 eşya oldum. Ona devam edemeyeceğim. Q'yu çok leş attım ama bunu alırız. Hani bu dakikadan sonra bir şey yapamazlar. Ben sürekli skill atarak kaçabileceğim, can çalabileceğim. İşte bu skill'lerle, yeteneklerle can çalmam var, gerçek hasarım var. Bu dakikadan sonra hiçbir şey yapamazlar. 3 eşya olun, ölmeyin dedim ya videonun başında sürekli. Bunun sebebi buydu. Artık bu adamlar bitti yani. Bu maç kazanıldı yani. Onu açık açık baştan söyleyeyim. Gelirse yamulturuz onu da, gelmez herhalde. Lord geliyor. Lord'u puşlamadım. Fark ettiyseniz bakın Lord'u şu an yukarıda minyonlar tutuyor. Bunun sebebi diğer koridorların Lord çıktığında karşının gelen minyonları hızlıca itleyebiliyor, itekleyebiliyor. Ama hop kaçtık. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam beni şeyin içine atamadı. Burada W refleksi gösterdim. Hani dur bakayım, içime bir şey girdi mi? Güzel, kaçtık. Konuşamadım ya. Fight'teyiz ya. Ama oynarız bunları gelirlerse. Ben ne diyordum? Lord diyordum abi. Şimdi Lord çıkınca gelen minyonları hızlıca itekleyebiliyor. Gir buna, gir 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 gir. Gir. Lord bu, Lord'un lane'in. Bir Lord'u anlatamadım ya. Q gel buraya ya. Kesin şunu abi. Bir sal ya. Allah'ım. Bu ne yapıyor? Şunu da kes, kes şunu. Lord'u iteklemeyin abi. Diğer minyonları iteklesin işte. Her neyse arkadaşlar, videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Oyuna birazcık odaklandım öğretici de olsa. Serinin 3. videosunda görüşmek üzere. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız da beğeni atmanız yeterli. Herkese iyi günler. Ne konuştum be. Hadi bakayım.